konjüktürleri konusunu bitirdik. Şöyle karma dil bilgisi soruları çözelim dedik. Cümlenin öğeleri, cümle türlerine geçmeden önce tabii ki. Onlar hariç cümlenin öğeleri, cümle türleri, anlatım bozukluğu yok, ses yazım noktalama yok, sözcük türleri ile alakalı soru çözeceğiz arkadaşlar. Evet, ilk sorumuz bu cümleyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır denmiş. Bakalım arkadaşlar tek tek bularak gideceğiz. Biliyorsunuz KPSS'de bu tip sorular çıkıyor artık. Öyle tek başına aşağıdakilerden hangisinde isim fiil vardır diye sormak yerine bir sürü dil bilgisi sorusunu tek bir soruyla çıkarmış oluyorlar arkadaşlar. Tüm sınavlar için geçerli. Aslında KPSS için geçerli değil. ÖSYM buna dönmüş durumda. Çok da mantıklı yapıyor aslında. Şöyle bir bakarsanız geneli ölçmek açısından. Evet arkadaşlar, ilk isim fiil vardır denmiş. Mesela isim fiil neydi? Hemen şöyle bir hatırlayalım. Bir fiil arkadaşlar maışmak eklerinden bir tanesini alıyordu. Artık fiil olma özelliğini kaybediyordu. Ne oldu? Cümlede isim olarak kullanılıyordu. Kökü fiil olup maışmak ekini alan sözcükleri de biz fiilimsi demiş oluyorduk. Burada da arkadaşlar şöyle bir gözüme çarpan akış sözcüğü oldu. Ne oluyor arkadaşlar? Bu sözcüğün kökü akmak. Sonra ış ekini almış. Bakın maışmak eklerinden bir tanesidir ış eki. Iş ekini alarak isim olma özelliği kazanmış. Bakın isim olduğunu nereden de anlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi tarihsel akışı demişim. İyelik eki gelmiş. Sonra kaynaştırma gelmiş. Sonra bir de hal eki gelmiş. Arkadaşlar iyelik eki ile hal eki nereye gelir? İsimlere gelir değil mi? Bu sözcük bir fiil olsaydı bu sözcük ne hal eki alırdı ne iyelik eki alırdı arkadaşlar. O yüzden biz burada artık fiilliğini kaybetmiş isim fiil olmuş diyebilirim. Evet, oldurgan eylem vardır diyor arkadaşlar. Şimdi oldurgan eylem dediğimiz olayı biraz hatırlayalım. Biliyorsunuz fiilde çatı durumunda biz nesneye göre ve özneye göre bakıyorduk. Özneye göre etken, edilgen, dönüş, dişteş diye bakıyoruz. Nesneye göre ise geçişli, geçişsiz, olurdan ve ettirgen diye bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi olurdan da şöyle bir durum vardı. Fiilimiz aslında geçişli olacak ilk haliyle. Biz pardon geçişsiz olacak. Biz bu geçişsiz çatılı fiile tr tır ekinden bir tanesini getireceğiz. Bu tr tır ekinin gelmesiyle o geçişsiz çatılı fiil geçişli hale gelecekti arkadaşlar. Peki ben bir fiilin geçişli mi geçişsiz mi olduğunu nasıl hatırlıyordum? Fiilin başına onu getiriyordum. Mesela arkadaşlar sınırlandırmalıyız bir fiil. Dır ekini görüyoruz değil mi? Var. Evet, aslında aradığımız olurgan eyleme doğru gidiyoruz demektir bu. Çünkü olurgan da ettirgen de olması için dır ekinin olması gerek. Tr tır. Bu eklerden bir tanesi varsa ya olurgandır ya ettirgendir arkadaşlar. Şimdi ettirgen mi olurgan mı ona bakalım. Olurgan olması için ne demiştik? Fiilim aslında dır ekini almadan önce geçişsiz olacak. Bakalım fiilin başına onu getirelim. Onu getirdik. Anlam bozuluyorsa geçişsiz. Anlam bozulmuyorsa geçişli. Evet, sınırlanmak. Evet, onu sınırlandı. Oluyor mu arkadaşlar? Böyle ne yapıyor? Anlam bakımından bir düşük geliyor değil mi? Onu sınırlandı. Olmuyor. Peki arkadaşlar, dır'ı getirelim bir de onu getirelim. Onu sınırlandır. Oluyor mu? Oluyor. Evet arkadaşlar biz olmayanı dır ekiyle oldurmuş olduk. Biz buna da oldurgan çatılı eylem diyoruz. Evet, birden fazla aynı türden eylemsi kullanılmıştır diyor. Bakalım arkadaşlar. Şimdi biz akışını yani neyi bulmuştuk? İsim fiili bulmuştuk. Şimdi burada bir de alırken fiilimsisi var. Burası da arkadaşlar zarf fiil. Evet, aslında ele alırken ama ben sadece fiilin olduğu yeri gördüm. Bir de arkadaşlar burası isim fiildi. Ele alırken kısmı zarf fiil. Peki aynı türden fiilimsiler mi? Değil. Ama şuraya bir tane daha fiilimsi saklanmış. O da daraltarak. Erek, arak arkadaşlar. Biliyorsunuz zarf fiil eki. Biz yine bir fiile Kenyalı Asiye ip arakladıkça durmadan dığında bu eklerden bir tanesini getirip onu isimleştiriyorduk. Ve cümlede zarf olarak kullanılıyordu yine aynı şekilde diğer zarflar gibi. Ama artık isim olmuş oluyordu arkadaşlar. Şimdi bir fiilin bu ekleri alarak zarf haline gelmesi zarf fiil. Burada da bir zarf fiil var o zaman arkadaşlar. Alırken zarf fiildi, daraltarak zarf fiil. O zaman birden fazla aynı türden eylemsi kullanılmış. Evet, fiilden isim yapımı eki almış isim vardır. Evet arkadaşlar şimdi şöyle baktığımda ilk aslında sözcüğüm dikkatimi çekti. Gelmekten
Gelenek olmuş değil mi arkadaşlar? Evet. Gelden gelenek. Gelmek fiil, gelenek isim. O zaman fiilden isim yapım eki almış bir isim de varmış diyebiliriz. Aslında şurada da var arkadaşlar. Fiilimsiler de aynı şekilde fiilden isim yapım eki almıştır. Yani bulduğumuz fiilimsiler de aslında işimize yarardı. Ben onun haricinde bir şey buldum arkadaşlar. Aslında bu alırken daraltarak ve akışını kelimeleri de fiilden isim yapım eki alıp isim olmuştur arkadaşlar. Şimdi A, B, C ve E seçeneğini eledik. Geriye D seçeneği kaldı. Doğal olarak cevabımız D seçeneği olacak. Şimdi eylem birleşik zamanlıdır demiş. Arkadaşlar birleşik zaman olması için bizim kipekinin üzerine bir de ek eylem getirmemiz gerekiyor. Ek eylemlerimiz neydi? Bi, miş, sesa. Dır değil de var aslında. Dır ek eylemi de var. Ancak arkadaşlar biliyorsunuz dır birleşik zamanlı yapmıyor. Böyle bir görevi yok. Yani fiile geldiğinde etkisiz eleman görevi görüyor. Di, miş veya se bir kipekinin üzerine gelince ek eylem olarak kullanılır ve bir fiile ek eylem geldiyse orası birleşik zamanlı olur arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Burada fiilimin son hali sınırlandırmak değil mi? Mekmak gelene kadar çiziyorum. Orası fiilim demektir. Şimdi ben şu kısımda malıyız kısmında ne arayacağım arkadaşlar? Kipeki ve ek eylem arayacağım. Neli malı. Neli malı kipeki. Gereklilik kipi. Sonrasında ne gelmiş arkadaşlar? Kişi eki gelmiş. Aradaki y kaynaştırma. Is kişi eki. Biz sınırlandırmalıyız. Birinci çoğul kişi eki oradaki is. Peki burada ek eylem bulduk mu? Bulamadık. O zaman eylem birleşik zamanlıdır da diyemiyoruz arkadaşlar. Evet. Bayağı uzun bir soru. Bu parçadaki numaralanmış cümleler için aşağıdakilerin hangisi söylenemez? Aslında bu tarz sorular daha kolay arkadaşlar çözmemiz. Çünkü cümle cümle gittiğimiz için diğer cümleler bizi ilgilendirmiyor. Mesela az önceki soruda tüm böyle her yerde arıyorsunuz. Nerede var gözünüzden kaçabiliyor. Ama burada cümleye odaklandığınız için seçeneklerde eleme yapmanız çok daha kolaylaşıyor. Evet, birinci cümlede ad eylem vardır. Yani isim, fiil vardır. Maışmak eki arıyoruz arkadaşlar. Söz etmek. Zaten mekmak yazıya geçtiği anda orada bir isim fiil vardır diyebiliriz. Oldu mu? Oldu. İkinci cümlede farklı eylemsiler kullanılmıştır. Bakıyoruz. Bir araya toplayan demişiz. Burada ben bir en'am gördüm arkadaşlar. Anası mezar dikecekmiş. Anası mezar. Evet arkadaşlar neyin ekiydi bunlar? Sıfat fiil ekiydi. Toplayan. Bakın toplamak, toplayan bir fiil an ekini almış. Artık ne olmuş? Sıfat olmuş. Evet, ne oldu? Burada bir sıfat fiil gördük. Başka fiilimsi görüyor muyuz arkadaşlar? Değişik ozanları bir araya toplayan edebiyat dergilerinde hiçbir tutarlılık görünmüyor. Burada fiilimsi yok arkadaşlar. Fiilimsi ekiye alan bir sözcük yok. Kökü fiil olup sonradan isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan başka bir sözcük yok. Farklı türde fiilimsiler kullanılmamış. Şimdi cevabı aslında bulduk. Ancak diğerlerine de bir bakalım arkadaşlar. Neden doğruymuş? Üçüncü cümlede sıfat fiil vardır diyor. Bakalım. Evet, ben şurada arkadaşlar bir en'am daha görüyorum. En'am, anılmak fiil an eki gelmiş, sıfat olmuş. Evet, nasıl üçlü? Anılan üçlü. Bakın sağlamamı da yaptım. Burası sıfat mı? Sıfat olarak kullanılmış. İsme nasıl sorusunu sordum. Sıfatı buldum. Sıfatın köküne baktım. Fiil mi? Fiil. An eki var mı? Var. Fiilimsi olmaması için hiçbir neden kalmadı arkadaşlar. O zaman buraya da doğru diyoruz. Dördüncü cümlede yüklem basit zamanlıdır. Şimdi arkadaşlar basit mi bileşik mi az önce de anlattım. Bir fiil ek eylem alırsa birleşik zamanlı oluyor. Ek eylem almazsa basit zamanlı. Yani tek bir kipeki ile kalırsa basit zamanlı oluyor arkadaşlar. Durum budur. Buna bakacağız. Şimdi onları da birleştiren eskiyi yıkmayanları oluyor derken. Evet şuraya baktığımızda şuraya odaklanalım arkadaşlar. Şimdi oluyor da kökümüz olmak. Olmak. Sonra ne gelmiş arkadaşlar? Yor. Yor bir kipekidir değil mi? Üzerine bir şey gelmiş mi? Oluyordu deseydim mesela iş değişecekti. D'yi da getirseydim üzerine iki eylem olarak birleşik zaman yapacaktı. Ama oluyor şeklinde tek kipekiyle kullandığım için orası ne oldu arkadaşlar? Basit zamanlı oldu. Yani dördüncü cümle de doğrudur. Beşinci cümlede yüklem etken çatılıdır. Bakalım arkadaşlar. Şimdi etken çatılı neydi? Özneye göre çatıda etken, edilgen, dönüşlü, işteş diye bakıyorduk. Çatı konusudur. Etkenlik. Öznem gerçek özne olacaktı. Etken çatıda arkadaşlar yani işi yapan özne cümlede bulunacaktı. Biz özne diye o işi yapanı belirleyecektik.
Yüklemde de arkadaşlar ne olmayacaktı? Ş, N ve L yapım ekinden bir tanesi olmayacaktı. Biz böyle etken çatılı buluyorduk. Bakalım söyleyebiliriz. Evet, söylemek. Şuradan çiziyorum arkadaşlar. Söylemek fiilinde, söylemek fiiline bakıyoruz. L ve N. L'den kastım arkadaşlar şöyle L değil. Şu şekilde L. Evet. Yani şu E ekiyle beraber kullanılan değil. O yüzden şurası karışmasın. Şöyle tek başına L. Bu ıl olabilir. İl olabilir. Fark etmez. Ul, ül, al, el olabilir arkadaşlar. Önüne harf gelebilir. Ancak sonrasına gelemez. Evet. Var mı arkadaşlar böyle Ş, N, L eklerinden bir tanesi söylemekte? Yok. Şimdi zaten yüklemi ben garantiye aldım. Bir de bakalım özlem gerçek özlemi onu bulalım. Söyleyebiliriz. Evet, kim söyleyebilir? Biz söyleyebiliriz. Arkadaşlar gizli özne her zaman gerçek öznedir. Sözlü özne gibi bir durumu söz konusu değildir. Sözlü özne cümlede bulunur ama gerçek özne cümlede ister yazarsınız ister yazmazsınız. Gizli özne şeklinde de kullanabilirsiniz. Yani aslında gizli özne varsa bir cümlede işimiz kolaylaşıyor. Kesinlikle gerçek özne demektir. Etken çatı içinde demiştik. Öznesi gerçek özne olacak. Yükleminde ŞNL yapım eklerinden bir tanesi olmayacak. Biz buralara etken çatılı diyorduk. O zaman burası da doğrudur. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? B seçeneği. Evet. Yine bulması kolay bir soru. Direkt altı çizilmiş arkadaşlar. Aslında az önceki sorudan çok daha kolay. Gitgide soru tarzını kolaylaştırarak gidiyoruz. Bu parçadaki numaralanmış sözlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Birinci isim fiildir denmiş. Şimdi isim fiili artık herhalde biliyoruz. Maışmak. Değil mi? Bu bizim isim fiil eklerimizdi. Bir fiile bu eki getireceğiz. Cümlede isim olarak yani eylemin adı olarak kullanılacak. O zaman isim fiil var diyorduk. Burada da konuşmamız demişim. Mema biliyorsunuz olumsuzluk eki olarak da kullanılabilir. Olumsuzluk eki olarak kullanıldığında fiilimsi olmuyor. Ama onun haricinde mema'yı bir fiilin yanında gördüğünüz zaman ne diyorsunuz? Ha, burası bir isim fiildir diyebilirsiniz. Burada da gördüğünüz gibi konuşmamız isim fiil olmuş. Evet, o zaman buraya doğru dedik. İkinci, yardımcı eylemle oluşturulan birleşik eylemdir. Şimdi yardımcı eylemleri de hatırlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz birleşik yapılı fiillerimiz vardı. Birleşik yapılı fiillerimiz de arkadaşlar çeşitli yöntemlerle oluşturuluyordu. Mesela kurallı birleşik fiiller diyorduk değil mi? Yardımcı eylemle oluşturulan birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller diyorduk. Bu kategorilerde yardımcı fiille oluşmuş fiillere baktığımız zaman, yani birleşik yapılı fiillere baktığımız zaman şunlardan birini alıyor. Et, ol, eyle, kıl. Evet arkadaşlar bunlar bizim yardımcı eylemlerimizdi. Yardımcı eylem. Bunlar ne yapıyordu? Bir ismin yanına geliyordu. Beraber yardım et, işimiz halloldu. Evet gibi arkadaşlar ne oluyordu? Nazar eyle. Bunlar birleşik yapılı fiiller olmuş oluyordu. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar devam etmiş de etle oluşturulmuş birleşik yapılı eylem diyebiliriz o zaman. Devam etmek bir isimle etmek fiili yan yana gelmiş. Artık orası birleşik yapılı fiil olmuş. Evet. Üçüncü sürerlik anlamı taşımaktadır. Evet arkadaşlar şimdi yine birleşik yapılı eylemlerden devam ediyoruz. Demiştik kurallı birleşik fiiller var. Tezlik, sürerlik, yaklaşma gibi isimler alıyordu değil mi arkadaşlar bunlarda? Mesela sürerlikte de a gelmek, e gelmek ekini kullanıyorduk biz. O zaman duyula gelen ne oluyor arkadaşlar? Sürerlik anlamı taşıyor diyebiliriz. Direkt sürerlik eki almış. Zaten buna cümleye bakarak da anlamdan da çıkartabiliriz. Her tarafından duyula gelen yani sürekli duyulan anlamı var arkadaşlar. Biz birleşik yapıyı o an çıkartamadık. Buradan da anlamda şans faktörünü kullanarak çıkartabiliriz. Dördüncü zarf fiil eki alan fiilimsidir demiş. Şimdi arkadaşlar üzerindeyken evet zarf fiil eki var mı? Var. Ken bir zarf fiil ekidir. Ken yalı asiye ip arakladıkça diye gidiyor. Şimdi ken zarf fiil ekidir. Ancak zarf fiil olması için arkadaşlar bir fiile gelmesi gerek. Değil mi? Adı üstünde. Fiilken zarf olmuş. Zarf fiil bu demektir. O zaman şu üzerinde kısmı fiil diyebilir miyiz biz? Diyemeyiz değil mi arkadaşlar? Mekmak alabiliyor mu? Alamıyor. Üzerinde kısmı bir isimdir. Ne oluyor? İsme gelmiş keneki olmuş oluyor arkadaşlar. O zaman biz buraya burası bir fiilimsidir diyemeyiz. Evet zarf fiil eki var mı? Ken görünüşte var.
Ama çok dikkat etmemiz gereken bir husus. Orası fiil değil, öncesi. Şimdi cevabı bulduk ama şu e seçeneğini de halledelim. Beşinci ek eylemdir. Arkadaşlar ek eylem değilmiş, sesa. Nereye geliyordu? Ya isme geliyordu ya da çekimli fiile. Yani kipeki almış fiilin üzerine geliyordu. Gelmek fiilimiz mışmış kipekimiz değil mi? Birinci gelen. Sonra ne gelmiş? Dı değil. Üzerine geldiyse ne diyoruz biz buraya? Ek eylem diyoruz arkadaşlar. Beşinci ek eylemdirden kastı yani ek eylem almıştır demek istiyor. Evet, o zaman E seçeneği de doğrudur diyebilirim. Evet, numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine numaralanmış cümleler var. Birinci cümle neydi? Yani türemiş bir fiildir. Şimdi türemiş fiil olduğunu nasıl anlıyorduk? Bir fiil yapım eki aldıysa türemiş yapıldır arkadaşlar. Fiil yapım eki alacak. Yani yeni bir kelime haline gelecek. Normalde fiilin kendisi kök halindeyken basit yapılı oluyor. Üzerine bir yapım eki getiriyoruz arkadaşlar. O fiilin anlamını değiştiriyor. Ne oluyor? Türemiş yapılı fiil oluyor. Şimdi düşüncenin bittiği yerde eylem başlıyor. Bakın. Başlıyor fiilinin kökü baştır arkadaşlar. Baş bir isimdir. Şimdi ismi arkadaşlar baştan ne olmuş? Başlamak. Lela yapım eki gelmiş. Ne olmuş arkadaşlar? Bu ismi fiil yapmış. Yani şurası bir yapım ekidir. Zaten türünü bile değiştirmiş arkadaşlar. Yani kökü fiildi. Yapım ekiyle beraber tekrar fiil halinde devam etseydi biraz böyle ya acaba yapım eki mi, çekim eki mi diye düşünebilirdik. Ancak bir isim aldığı ekle fiil haline geliyorsa veya bir fiil aldığı ekle isim haline geliyorsa orada kesinlikle yapım eki vardır. Yani istisnasız hiç düşünmemize bile gerek yok. Şimdi şurada da baş isim dedik. Başlamak olmuş. Yani Leyla yapım eki. Orasını da biliyoruz. Türemiş bir fiil oldu o zaman burası. Başlamak fiil olduğu için arkadaşlar. Şimdi burada burayı geçmeden hazır elime bir örnek düşmüşken oradan da bahsetmek istiyorum. Burada başlığa dedim ama burada lı yazıyor değil mi arkadaşlar? Evet, burada ünlü daralması olmuş. O sonu ünlü ile biten sözcüklere y ile başlayan bir ek getirildiğinde o son ünlü olan a, e, ı, i, u, ü'den bir tanesine dönüşüyordu değil mi arkadaşlar? Daralma buydu. Bakın burada da başlamak başlıyor olmuş. Başlıyor sözcüğünde ne var o zaman? Ünlü daralması da var demektir. Yani aslında bunu da sorabilirlerdi. Ünlü daralmasına uğramış, türemiş bir fiildir şeklinde soruyu zorlaştırarak da gidebilirdi. Aslında zorlaştırılsa da zor olmadığını görüyorsunuz. Evet, ikinci cümle birleşik isim cümlesidir. Şimdi arkadaşlar bu aslında burası cümle türleriyle ilgili bir konu. Ancak ben burada vermekte sakınca görmedim. Çünkü birleşik yapılı cümleler fiilimsi içerecek arkadaşlar. Mesela bir tanesi de ben de fiilimsi gördüğümüz için yani en azından videonun hemen arkasında olduğu için soruyu sormakta sakınca görmedim. Bu cümleyi iyi algılamak ve anlamak lazım. Arkadaşlar algılamak ve anlamak bir fiilimsidir. İçerisinde fiilimsi olan cümlelerde cümle türü olarak birleşik yapılı oluyor. Şimdi birleşik cümle olduğunu anladık. Peki isim cümlesi nasıl olduğunu anlayabiliriz? Yüklem isimse orası isim cümlesidir arkadaşlar. Bakın burada bu cümleyi iyi algılamak ve anlamak lazım da çekimli fiil var mı arkadaşlar? Yok. Çekimli fiil olsaydı orada fiil cümlesi olacaktı. Ama burada lazım kelimesi nedir? İsimdir ve yüklem olmuştur arkadaşlar. Yüklemimiz de bir isim olduğu için burası da isim cümlesidir diyebiliriz. Evet. Üçüncü cümlede isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil bir arada kullanılmıştır. Bakın. Kimi zaman eylemin gerçekleşebilmesi. Bakın gerçekleşebilmek fiilinden sonra mema isim fiil eki gelmiş. O zaman isim fiil vardır diyebilir miyim burada? Evet. Düşünceyi erteleyip ip nedir arkadaşlar? Ba fiil yani zarf fiil ekidir. O zaman erteleyip burada zarf fiil olarak kullanılmıştır. Bakalım sıfat fiil var mı? Kimi zaman eylemin gerçekleşebilmesi için düşünceyi erteleyip unutmaya çalışırım. Ben sıfat fiil göremedim. Ama şurada bir tane daha isim fiil var arkadaşlar. Yani aslında 3 tane fiilimsi var. Ancak 3'ü farklı türden değil. İkisi isim fiil, bir tanesi zarf fiil. O zaman neymiş? Sıfat fiil yok. Cevabımız çıktı. Şimdi diğerlerine bakalım. Dördüncü cümlede adıl kullanılmıştır. Adıl dediğimiz zamir arkadaşlar. İsmin yerine kullanılan
Bazı sözcükler bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki, beriki, şuradaki, buradaki, herkes, hepsi gibi sözcükler. Evet, burada da gördüğünüz gibi bunda sözcüğümüz ismin yerini tutmuş. Bunda demişim. Ben bir şeyden bahsediyorum. Ama onu söylememişim. Onun yerine bunda demişim. Bunun da zamir olduğunu söylüyoruz. Beşinci cümlede bağlaç vardır. Bağlaç biliyorsunuz iki kelimeyi veya iki cümleyi birbirine bağlayan kelimelerdir. Burada da ama. Evet, zaten D ayrı yazıldıysa bağlaçtır arkadaşlar. Bu bizim için kolaylık. Ki ayrı yazıldıysa bağlaçtır. Kolaylık. Ama, fakat, lakin, çünkü bunlar hep arkadaşlar çok kullandığımız ve bağlacın kolaylıkla bulunduğu örneklerdir. O yüzden burada da ama'yı gördük. Ne oldu? Bağlaç vardır diyoruz. Cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu. Evet. Şimdi gelelim bir dizeler var. Dizelerde bulacağız. Yine numaralanmış arkadaşlar. Her dizeye bakmak zorunda değiliz. Bizi ilgilendiren şurada numaralandırılmış dizeler. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci de hem isim hem sıfat tamlaması vardır. Bakıyoruz arkadaşlar. İsim tamlamasına bir aitlik söz konusu. Bir şeyin neye ait olduğunu belirtirsek, isim tamlaması bir şeyin özelliğini verirsek veya onu işaret edersek ne oluyordu arkadaşlar? Orası sıfat tamlaması oluyordu. Yalnızlığın sesi. Ses nereye aitmiş arkadaşlar? Yalnızlığa. Burası bir isim tamlamasıdır. Bakın yalnızlığın kısmı tamlayan, sesi kısmı tamlanan. Ne oldu? Yalnızlığın in ekini de aldı tamlayan eki. Sesi ı, i, iyelik ekini de aldı. Burası güzelce bir belirtili isim tamlaması oluşturdu. Şimdi burada bir de sıfat tamlaması görüyorum. Bir resim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradaki bir kısmı sıfattır. Oradaki bir sayı olarak değil herhangi bir anlamına geliyor arkadaşlar. Belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Yalnızlığın sesinden bir resim yaptım. Evet, yani herhangi bir anlamında oluyor. Evet, şimdi o zaman hem isim hem sıfat tamlaması vardır diyebilir miyim? Diyebilirim. İkincisinin yükleme geçişli bir eylemdir diyor. Bakalım. Geçişli olup olmadığını başına onu getirerek anlıyoruz. Burada önce bir yükleme bulalım. Karanlık kalabalıklardan süzdüm ışığını. Süzdüm. Başına onu getiriyoruz. Onu süzdüm. Ne oluyor? Geçişli bir eylem oluyor. Çünkü arkadaşlar anlam bozulmadı. Anlam bozulmuyorsa orada geçişli bir eylem var demektir. Şimdi üçüncü de birleşik sözcük vardır. Evet şurada görüyorum. Akşamüstü gördüğünüz gibi. Ayrıca vazgeçen. Gördüğünüz gibi birleşik sözcükler arkadaşlar. Dördüncü de hem bağlaç hem edat vardır demişiz. Bakalım. Şimdi bir kere edatı görüyorum. Gibi. Çok kullandığımız benzetme edatımız gibi var. Bakalım başka. Dördüncü de bağlaç var mı? Parmaklarını uzattım. Gece suları gibi ıssız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bağlaca rastlamadık. İki sözcüğü bağlayan ve iki cümleyi bağlayan bir sözcük var mı? Yok. Cevabımız çıktı. Ama yine de şuna da bakalım. Beşinci de durum belirteci kullanılmıştır. Arkadaşlar durum belirteci, durum zarfı. Şimdi bir yükleme nasıl sorusunu sorduk. Yükleme. Cümlede o yüklemin nasıl yapıldığını bildiren bir sözcük bana durum zarfını verir. Salkım söğütlerden bir beden çizdim. Usul usul. Nasıl çizdim diye soruyorum. Bakın yükleme soruyorum. Nasıl çizdim? Cevabım ne arkadaşlar? Usul usul. O zaman burası ne oluyormuş arkadaşlar? Durum belirteci oluyormuş. Evet. Yine dizeler var. Dizelerde bulacağız. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Bakalım arkadaşlar. Birinci dizenin yüklemi birleşik zamanlı bir eylemdir. Birleşik zamanlıyı artık herhalde çok iyi öğrendik. Kipekin üzerine ek eylem gelecek değil mi? Neydi o ek eylemlerimiz? Di, miş, sesa. Bunlardan bir tanesi gelecek. Birleşik zamanlı olacak. Bakın toplardım. Toplamak fiilimiz değil mi? Topla. Sonra ne olmuş arkadaşlar? Bu fiile re olarak kipeki gelmiş. Yani geniş zaman eki. Sonra üzerine bir de ne gelmiş arkadaşlar? Dı değil. İkinci gelen ne oluyor? Ek fiil oluyor. İlk gelen kipeki, ikinci gelen ek fiil. Eğer bir kipeki, bir ek eylem varsa burası birleşik zamanlı oluyor değil mi arkadaşlar? Sonraki me de kişi eki oluyor. O zaman biz A seçeneği doğrudur diyoruz. İkinci dizenin yüklemi adlaşmış sıfat fiildir. Evet. Şimdi adlaşmış sıfat. Önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Adlaşmış sıfat. Bir sıfat tamlamasında bir sıfat var arkadaşlar. Bir de ne oluyor?
isim oluyor değil mi yan yana? Ne diyoruz? Şöyle söyleyebiliriz. Güzel maç oynandı. Güzel maç oldu. Şimdi güzel maç sıfat tamlaması. Evet. Ben bu sıfatı arkadaşlar tek başına bırakıyorum. Orada da ablaşmış sıfat oluyor. Yani güzel sözcüğünü tek başına kullandığım zaman ben orada yanında bir isim olduğunu fark edebilmem gerek. Evet. Güzeller geçiyor mesela. Ne oldu arkadaşlar? Güzel insanlar demiyorum da güzeller diyorum. Burada ablaşmış sıfat olarak kullanmış oluyorum. Ben güzel kelimesini birinde normal sıfat olarak kullandım ama diğerinde güzeller geçiyor derken güzeli ben ablaşmış sıfat olarak kullandım. Şimdi ablaşmış sıfat fiil olayını. Ablaşmış sıfatın arkadaşlar kökü fiil olup sıfat fiili ki almış olanına biz ablaşmış sıfat fiil diyoruz. Aslında ayrı bir durum yok. Evet, burada da yürüyendim. Basıp izlerime kör kör yürüyendim. Kör kör yürüyen vatandaştım. Kör kör yürüyen insandım. Kör kör yürüyen eştim, sevgiliydim. Çoğaltabilirsiniz arkadaşlar bir sürü şeyle. Bunları söylemiyorum da kör kör yürüyendim deyip orada bırakıyorum. O zaman ne oluyor? Ben sıfatı tek başına bırakmış oluyorum. Şimdi burada da ne olmuş arkadaşlar? Yürüyen. An en eki almış değil mi? Sıfat fiil eki almış. Orası bir ablaşmış sıfat. Aynı zamanda kökü fiil. An en eki almış. Ablaşmış sıfat fiildir diyebiliyorum. Evet, o zaman B'ye de doğru dedik. Üçüncünüzde de birden çok yargı vardır. Evet. Şimdi birden çok yargı dediğimiz olay aslında birden çok çekimli fiil arkadaşlar. Birden çok yargı. Evet, bakın kırıl, düş, eğilme. Gördünüz mü? Ve dedim. Kaç tane yargı var arkadaşlar? 3, 4 tane yargı var. Birden çok yargı var diyebiliriz o zaman. Evet. Dördüncü dizede hem işaret sıfatı hem kişi zamiri kullanılmıştır. Bakın. Ne varmış bakalım. Sana. Burada sen sözcüğü. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Kişi zamirleri değil mi arkadaşlar? Sen sözcüğü ünlü değişimine uğrayarak sana olmuş arkadaşlar. Biliyorsunuz Türkçe'de iki sözcükle ünlü değişim oluyor. Ben bana oluyor. Sen sana oluyor aldığı ekle. Burada da sen sözcüğü sana olmuş. O zaman ne diyoruz? Kişi zamiri var. İşaret zamirine bakalım. Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar olacak. Ama pardon işaret zamiri demiyoruz. İşaret sıfatı sorulmuş. İşaret zamiri de bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar ama tek başına kullanılırsa arkadaşlar. Şimdi burada isimle beraber kullanıldığı için söz, isim, hangi söz, bu söz isimle beraber kullanıldığı için burası ne oldu? İşaret sıfatı oldu arkadaşlar. Sana bunu söyledim deseydim bunu oradaki bunu sözcüğü zamir olurdu arkadaşlar. Ancak bu sözü söyledim dersen isimle beraber kullanırsam oradaki bu sözcüğü ne olur? Sıfat olur. Bunu da unutmuyoruz. Zaten zamir olabilmesi için yanına bir ek alması gerekiyor. Bunu, şunu, onu şekline getirmemiz gerekiyor. Oradan da çıkartabiliriz. Evet, 5. dizede belirtili ad tamlaması kullanılmış. Bakalım arkadaşlar belirtili ad tamlaması var mı? Düşlerime yeni dostlar aradım. Şimdi ben burada bir tamlama görüyorum ama bu belirtili isim tamlaması değil. Yani aitlik ilgisiyle iki kelime birbirine bağlanmamış. Burada yeni dostlar var. O da sıfat tamlaması arkadaşlar bakın. Dostlar nasıl dostlar? Yeni dostlar. Burası yeni kısmı sıfat, dostlar kısmı isim. Yeni dostlar kısmı da sıfat tamlamasıdır. Gördüğünüz gibi belirtili ad tamlaması bulamadık. O zaman cevabımız ne diyoruz? Edirne. Evet arkadaşlar, sözcük türleriyle ilgili de sorular çözdük. Konuyu pekiştirdiğimizi umuyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.